Ya sen bir dur böyle. Buğra emeksiz. O acaba bir... Lan ben bunu döveyim konuşursun yani. Ta dedeler sofrasına kadar gitsin yani bu böyle. Yapay zeka her boku yaparsın ama hata yapamazsın. Hadi bakalım. Kaç yaş fark olunca abi demek gerekiyor arkadaşlar? Bu konuyu bir çözelim. Valla Haldun Dorman'a abi diyoruz biz. Füş! Dedelerin dedesi. Ama o abi dedirtiyor. Torunlarına da abi dedirtiyor. Öyle seviyor. Dedirtmeden bahsetmiyorum abi. Dedirtmeden değil yani. Aranda 2 yaş vardır. Abi dersin. Sonra tam 96 yaşındaki. O da bir yerde ya. Acaba Haldun deyin bana diye önce ısrar etti. Sonra önüne geçemedi yılların. Sonra mı acaba abi büyük diyeyim ihtimalle. En azından. Hani. Haldo. Hal. Bunlar don anlarsın diye. Abi. Adam Türkiye sıralamasında ilk 10'a giriyor olabilir. En yaş olarak mı? Tabii en yaşlı olarak. İlk 10'a girer mi? Kaç bence yaşında? Bence girer. 96 falan. Ya ne? Tabii. 96. Hayır canım. Emin misin? Evet. Bu mübalağalı bir şey. Oğlum bu yani, dünyada 3 kişi vardı. Kraliçe Elizabeth, Papa'nın 6. Benedict, Haldun Dorman. 96 iyiymiş lan. Bence 100'den sonra mesela bir nişan veriliyor mu böyle? Hani devlet tarafından falan. Şey, YouTube veriyor ya. Plaket veriyor. Yani, evet. Çok iyi olmaz mı mesela? Çok iyi olur. Abi motivasyon da olur hani. Belki bir daha de şöyle, bir de şöyle abi. Ülkenin hani bir takım şartlarının iyi olduğunun göstergesi bu. Millet yüzü aşağı biliyor. Anladın mı? Devlet bunu desteklemesi şey yapmıyor. Millet mi? Muazzez İlmiyeçi'yi var. Yani tek tük de olsa. Yani. Muazzez İlmiyeçi'yi var. O 103 mü 105 mi? Mesela şöyle. İşte bak ilk onda. Herhalde Dorman'ın yaşı işte emeklilik yaşının kaç olması gerektiğine dair bir yani referans olarak. Anladın mı? Bak daha 30 yıl 40 yılınız var abi emekli olunca falan. Ya mi? Mesela o mesela birilerine artık rahat rahat yalan atabilir. Hani ondan daha önce doğdu ya. 100 yıldır yaşayan bir adam mesela ilk 30 yılını anlatırken uçuyordum ben diyebilir mesela. Ben doğdum da hani şey dedi. Bir de ben belli bir yaştan sonra şeyi de düşünüyorum ya. Hani kalite işte marka takıntısı olmasına gerek yok. Ne alırsan al ömürlük artık. Doğru. Hangi marka alırsan al ömürlük artık yani. Mesela şeyi denk getirmek zor. Bak bir gün pil alacaksın eve tamam mı? Evet. Ve o piller fazla almış olacaksın. Öleceksin. İşine yaramayacak. Çünkü pil böyle tam ucucunu alabildiğim bir şey değil ya. Evde pilsiz kalmaman lazım. O yüzden gittiğinde bilmiyorum. Ben toplu alıyorum pil en azından. Oğlum çok ya, ekstrem bir şeymiş. Ben de hiç almadım. Bence seni konuşmamız gerekiyor. İkişer mi alıyorsun? Manyak ya. Manyak ya. Hayır, bir dakika. Her pil biter bitmez bakkala koştur koştur böyle mi çözüyorsun? Yok koşturmuyorum. Hayır, bir dakika. Sen az önce şey mi dedin? Hani pilleri alıyorum. Ben öleceğim ve piller kalacak mı dedin? Tabii mesela onarlı alıyorsun ya. Bir gün alacağım. Dördünü kullanmış olacağım. Piller kalsa ne? Sen ne çöpçüsün? Nelerin kalacak? Bir şey söyleyeceğim. Bu stokçuluk bu arada ya. Sen şey... 10 tane pil almak stokçuluk mu be? Oğlum hepimiz bu dünyada birer kiracıyız. Bunu bilmiyor musun? Bu ülke Sultan Süleyman'a kaldı. Zaten ben bildiğim bütün şeyleri sıralamaya karar verdim. Cenazeden geldi kendisi. Pilde şöyle bir acı olmazdı. Pil biterse önce gidersin hay Allah bitti diye panik yaparsın. Kumandanın pilini takarsın o ürününü neyse. Evet. Bir gün kumandayı rahat kullanamazsın filan olsa da yenisini alırsın. Bu ne kardeşim adam panik içinde 10 pil. Abi. Evinin de altında bakkal var ha. Böyle de bir herif yani. Gece bitebilir. Ya iki de diyelim film izliyoruz kız arkadaşımla dediğim karımla yani. Ya Ömercan'ın pil stoklamasına takacağınıza sadece ölünce pilleri kafasına takmasına odaklansanız abi. Ama... O kadar yoktur herhalde. Kaç tane var? Mesela elinde şu an kaç tane kullanılmaya hazır pil var? Ya arkadaşlar bir abartmışım ama bir odamı pil ayırmadım yani. 10 tane vardır bu diyorum. Ben pil onlu onlu paket paket. Ucuza geliyor arkadaşlar böyle yani sanki bunu unutmayın. Ben de eğer mesela banyonun tuvaletin lambası patlarsa holdekini alıp oraya takan adamım yani. Ben de neyi kullanıyorsam oraya götürdüm ya. Ampul dolaştım. Tamam diyor. Ampul konusunda mesela doğru. Hazırlıklı olmadığını fark ettim şu an. Hatta eve gider gitmez alayım birkaç tane. Stok odası var değil mi? Evet, evet. Piller, ampuller, bilmem neler. Hocam sizle ilgili bir duyum aldım ben. Size dede diyorlarmış. Aa evet ya. Bana da daha önce bulunduğum skeç programındaki arkadaşlar... Adını söylemek istemiyorum. İstemiyorum. Teşekkür ederim bu arada oradan beni az da olsa kurtardığın için. orada bana dede diyorlardı.
Tabii canım. Vallahi tabii. Diyorlardı. Ben gerçekten de BKM'ye giriyordum da. O kadar küçük çocuklar vardı ki yani ben orada zaten dede demeleri gerekliydi. Ben de keşke Haldun Darman taktiğini kullansaydım. Bana abi demeniz gerekli falan yoktu. Onun için 30 yaş fark atman lazım canım. Öyle bir şey yok. Görünüş olarak vardı. Mesela başkan diyenler olabiliyor. Biraz komik bence ama. Başkan. Bence başkan bitti ya. Prezident diyorum. Volkan diyor başkan. Başkan biraz şey gibi. Bir grande şey gibi de olabilirmiş. Mesela reis, grande. Başkan. Reis alaycılık olsa keşke. Kullanım alanına göre. Şimdi bana Cihan reis dese, tamam mı? Ben derim ki hani bu reis diyenlerle biraz absürt olsun diye bana reis diyor. Hmm. Ama bazı elemanlar var böyle. Reis ne haber diyor. Ciddiye alıyor reis kısmını mesela. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Volkan başkan der. Başkan ne haber falan yapar böyle. Bir dakika öyle yapmıyor aslında. Ya Volkan. Başkan ne haber yapıyor mu ya? Ya işte biraz ciddiye alıyor yani o başkan. Nasıl diyor Volkan? Sana reis başkan denir mi denmez mi acaba diye düşündüm. Denebilir biliyor musun? Kendi arkadaşlarınla iş yapıyorsun. Hep böyle aile etrafında dönüyorsun falan. Hani denebilir. Olabilir doğru. Reis. Evet. Ailenin reisi. Ama çoluk, çoluk çocuk diyor ya. Dışarıya iş vermiyorsun falan. Yani hep böyle. İçeride kalsın. İhaleleri içeriden hallediyor. Tabii. Ajan diyen kaldı mesela ajan. Ajan var mıydı ya? Yok mu ya? O sadece o tiyatro repliğim o yani. Gerçek hayatta yok mu? Ben hiç duymadım. Cahit Berkay kendine ajan diyor. Böyle sanki böyle yani dolmuş şoförü falan ajan geç bakalım ne bileyim öyle bir ajan gözünde. Ben mesela Ömercan'ın gözlemlediğim kadarıyla Ömercan mesela bunu aşamayanlardan. Ben mesela şeyi 30 yaşından sonra aştım. Ben kimseye yani böyle sana değil mesela tanımadığım birine ilk defa mesela. Taksiciymiş, ha, abi, işte, kasiyermiş abi bilmem ne. Abi şunu alır mısın falan demem. Ben hep derim. Ya hocam derim ya da hiçbir şey söylemeden şunu alır mısınız yani işte para uzatıyorsan falan. Ben de bugün... Evlat demiyor musun evlat? Yok evlattan içinde gencim ya. Onun önüne bir şey ekleme ihtiyacı nereden doğdu acaba? Evet. Yani normalde bu da oluyor ya mesela. Doğru. Niye yani? Hocam o zaman çünkü şuna dönüyor. Yani hey falan yani ne diyeceksin ya seslenmen lazım. Bir durum kur o durumda sana şeyi söylemeden zamiri söylemeden şey yapacağım tamam mı? Onu kurabilir miyim? Tamam şey hepsini de yapabilirsin. Sevişiyoruz onu. Anladın mı? Hani benle muhatap olduğun ortada böyle bir daha... Hey falan buna gerek yok. Ne? Ama şey diyor mesela arkası dönüp tanımadığım birine bir şey söyleyeceğim tamam mı? Güzel. Affedersiniz bir bakar mısınız derim. Duymadım. Evet. Üstüme alınmıyorum. Affedersiniz. Başka taraflara bakıyorum. Pardon. Mesela bu da vardır. Evet buna bakmayacak adam yok. Başka taraflara bakıyorum. Evet. Pardona bakmayacak adam yok mudur? Yani duyuyorsa eğer. Sağ olun. O hadi duymadım. Duyuyorsa eğer. Hadi bak. Acele et. Babamın bir taktiği vardı çok enteresan. Karadenizliyiz. Biz Karadeniz'de. Uy. Haçen. Ne haçen. Şeyde böyle uzak dağlarda şeylerde uzakta bir adam gördü tanıdık. Ondan sonra bir anda babam Turan emekçiyiz diye bağırdı tamam mı? Adam döndü baktı el salladı filan çok ama uzaktan yankı oldu ses filan. Adam şey dedi bak dedi tanıdın mı dedi işte bu işte benim kuzenim bilmem ne Cahit abi dedi. Dedim niye Turan emekçiyiz diye bağırdı dedim. Turan emekçiyiz yıllarca onun çalıştığı geminin ismiydi dedi. Gemide çalış dedi. Böyle ona özel bir şey söylediğin zaman daha dikkat çekici oluyormuş. Babamın böyle taktikleri var. Bize sokaklarda şöyle diyorlar. Git yapam! Ya diyorlar bunu. Dert değil mi? Tabii. Bence güzel. Ama mantıklı. Ya Cevdet dese mesela tam duyamayabilirsin, anlamayabilirsin ama git yapar deyince direkt anlıyorsun yani böyle. Doğru. Ben Karadenizlerle ilgili yakın zamanda şöyle bir şey başıma geldi. Bir tane pastanede bir şey yapıyoruz. Ben de arkadaşa şeyi anlatıyorum. Başka biriyle olan bir olayı onu anlatmaya çalışıyorum. Şey diyorum işte. Bunu yapmışım da sonra öyle olacak da falan diye söylersin ya. Hmm. Sen Karadenizli misin dedi bana pastaneci. Sonlarına dağ koyduğum için. Ama yanlış kullanım dağ o. Evet evet yani. Orijinal dağ o kadar benimsemişler yani dağı falan. Bak ama dağının orijinalini farkı biliyoruz ya. Abi yani o değil ki canım. Al, dağının orijinali çok farklı. Sen eve gideceksin de üstünü örteceksin de yatağa gireceksin de. Bu Karadeniz değil tabii ki yani. Allah ki hepsini Allah. Ayırdığım bir D dağıydı. Evet, ona rağmen orijinal öyle. Orijinal dağ şöyle oluyor. Gidelim da. Bu yani o şey demek yani gerizekalı ortada bariz bir çözüm var. Niye sen akıl etmedin gibi bir tonu var. Bunu da kullanıyorlar daha iyi. Çok kadar yaygın değil. Daha önce burada şiir komedisi konuşulmadı ve beni bulmanız da çok... Konuştuk abi. Öyle mi? Şiir komedisi... Abi bu 160. program falan yani. Evet. Her şey konuşuldu ya. Acaba öyle mi gerçekten ya? O zaman niye yani bir ne? Sen şu anda bitirmeye karar. Ömercan 2 bölüm sonra siliyor her şeyi. Öyle mi? Kesin. Abi ne güzel. Yani senin bir gün konuk olarak geldiğini falan hiç hatırlamayabilir. Ha o kadar siliyor. Full siliyor. Eskiden öyleydi şimdi bu kadar silmiyor. Siliyorsun. Ne? Falan. Ama Cevdet'e sor 160 bölümün konu başlıklarını bilir.
Karadeniz'de birbirini uzaktan seslenmek, uyarmak için havaya ateş etmiyorlar mı hocam asıl? Böyle değil. Yok, onu sevinçli anlarda yapıyorlar. Düğünler, bilmem nelerde. Ya da sana böyle silahını tanıtmak, göstermek istiyor. Al diyor, iki ateş et diyor. Bu arada konuya geri döneceğim de bak şeyi fark ettim. Mesela Tuğba da mesela bir şey ısrar ettiğin zaman mesela atıyorum tamam dedi bir şey, tamam mı? Ben ısrar ettim bir şey tamam dedi. Sonra tamam da diyor mesela. Ha, o var, o var. Evet. Ha, bir tamam. Daha ama sen tekrar tamam da. Üstelemenin nedeni ne? Tamam demiş ya. Doğru söylüyor. Güzel. Asıl evet doğru söylüyor Can. Yani ne bu baskı kıza sürekli üstelik. Teyit mi alıyorsun yani? Neler çekiyor benden? Seni kandırıp senin üstüne oynamak istemem. Hani Can Türk'te ona yapıyordum ya böyle. Onun üstüne oynuyordum. Anlamıyordu, sinirleniyordu. Aşırı sinir. Sana da onu yapmak isterim ama yapamam. Yakalayamam onu yani. Öyle seviyor musun mesela birini sinirlendirmek için? Bayılıyorum. O gerçek hali çıksın ortaya gibi bir şey mi? Oradan çok mı? Eğlenceli bir şey. Uyduruyorsun ya. Yok hiç öyle bir hobi. Bir tek Can'a yapardır hakikaten. Can'a yaparsın. Ben böyle Can'ın kankisi yani. Bu şeylik yani. Bu bayağı eşeklik yani. Öyle değil mi hocam? Bir şey eşek şakası bu tarzı. Bir iki arkadaşıma daha yapıyorum aslında. Sinirlendirmek mi? Hayır yani. Evet ama hani onun aslında kamera şakası aslında kamera, bakarsan. Tamam. Kamerasız bir şaka gibi. Ama hani çizgisi olma, yani bir sınır olması gerekiyor ya sonuçta. Herif seni dövmeye başladıysa mesela bu sınırı aştın demektir falan. Bence bu. Kamera var dersin. Yani bir yerde en azından dayağı şey yok. Ama kamera artık her yerde var. Evet. Bir manası. Bence bullying, zorbalık yani. Birinin üzerine oynamak aslında bir yerden sonra zorbalık. Çünkü adamın kontrolünü elinden alıyorsun. Bak şöyle, şöyle kamera şakaları vardı. Facebook'ta falan gördüm ben bunu ya. Televizyonda değil. Facebook'ta mı? Evet, gerçekten Facebook'ta. Facebook'ta abuk subuk videolar paylaşılıyor. Keşfetmenizi tavsiye etmiyorum ama isterseniz bak. Bizi reklam aldı, iki bölümdür Facebook övüyor. İşte çocuk oturuyor, tamam mı? Yanına böyle ağır abi bir iki tip geliyor. Sen diyor işte bizim hatuna bakmışsın falan diyor. Yok abi falan diyor. Bakmışsın bilmem ne. İtiyorlar, kakıyorlar. Çocuk yani soğuk terler döküyor artık. Altına sıcak. Sonra ha ha eşek şakası. Ya bu şaka ya şey kamera şakası. Bu böyle hani şaka gibi değil ki artık yani. Zaten herkes gerilir böyle bir pozisyonda. Vereceğin tepki de belli. Dayak da yemek istemezsin. Hani ya onun da kurgusunu yapıyorlar ama. Mesela anladım izlediğim videoları. Ben Facebook'ta değil de başka yerlerde gördüm bunu. O kadar kurgu ki bir insan şakayı niye kurgu yapar mesela? O kamera şakasını kurgu yapmak niye yani? Hani... İşte yemeyelim. Belli ki senin, yani. Sen de bunun şaka olmayacağını anlamışsın. Evet. Bunu ancak kurgularsak olur gibi. Şey var mesela işte kızı gidiyor kulaklıkla müzik dinliyor. Bu kulaklığı makasla kesiyor mesela. Evet onu izledim. Bunun kurgu olduğu ortada ya. Çünkü bu hakikaten yemez yani. Çüş artık yani. Ya bir de bunu mesela... Bir de hani kesilir bilmem ne kaza olur filan. Evet bir de AirPods'lar çıktıktan sonra yapmaya başladılar o şakaları. Yani önceden kablolular da pahalıydı ya. Sonra bunlar böyle el ayağı düşünce başladılar o şakaları yapmaya. O şakaların da maliyeti olduğunu bilmiyorum yani. Ben AirPods alamadım bir türlü. Alana kadar da fiyatlar galiba çok uçtu. Bir daha da hiç alamayacağım. Kabloluya devam. Abi bu kamera şakaları ben orada kaldım. Şunu söylemek istiyorum yine yani bu her kamera şakası mevzu açıldığında mutlaka biri tarafından açılan bir mevzu. Şey de bitti. Hatırlarsınız hepiniz o arabasına boya süren adam vardı ya. Nasıl dayak yedi. Mesela o herif kurgu falan değil. Tabii. O ciddi. O adam o dayak yedi. Gibi. Dayak yediyse gerçektir zaten. Abi, yani. Hatırlıyor musun şeyi? Biliyorum. Buyur. Mustafa neydi? Karadeniz bir şey miydi? Neydi? Evet öyle bir şey. Bu Çetin değil bu. Anın pardon ben Çetin diyorsun. Çetin değil. Abi adam diyor ki ya bu arada müthiş haksız herif yani. Diyor ki abi diyor şaka yaptım diyor dayağı yemeye devam ediyor. Abi diyor boya geçer diyor. Ulan sen adamın Mercedes'ine boya sürmüşsün diyorsun ki geçer. Fiyat yani olsa problem değil mi? Önemli. Benim Broadway'ime de sürse ben kavga çıkartırım. Çok doğru haklısın. Ama bir şaka de... derse bir yerde durursun. Dur, çünkü hemen dur. Anında çünkü dur. Hani bir yerde yayınlanacak, sen de popüler olma ihtimalin yükselecek falan. Hani zenginin öyle bir derdi yok ki. O adama ne diye hani boyamışsın arabayı artık. Şaka dedin de neyi kazanamayacak? Hani adamı kazanamıyorsun artık orada. Hmm. Bitmiş o adam için. Kesinlikle katılıyorum ve bence o dayağı hani böyle... Şey dedim böyle hani bak dayağı hak etmeye bir örnek olarak topladım ben o adamı. Numune aldım orada. Bir de muhtemelen bu şakayı bir sürü insana yaptı ama sadece döveni hatırlıyoruz. Belki adam da böyle de olabilir yani. Ulan ben bunu döveyim. Bu konuşulsun yani. Ta dedeler sofrasına kadar gitsin yani bu böyle. Hocam düşünsene mesela adam birine böyle boya attı arabasına. Adam öteki gibi böyle çıkıp dayılanamadı veya dövmedi. Sinir krizi geçirdi. Arabada gitti karısı bir şey söyledi. Zaten sinirliyim dedi. Kavga ettiler. Oha bu ama bu... şiddet oldu. Abi işte bunu olabilir. Yapamazsın yani. Hayır, bir dakika olabilir. Ama bir dakika. Adama şaka olduğu hiç söylenmiyor ki. 3 gün sonra mı söyleyecekler adama şaka? Şaka olduğu söylense bile herif şey diyor abi. Böyle şaka mı olur onunla koyayım diye de. Evet. Aa yani. Çok güzel bir yere değindim biliyor musun? Mesela böyle i̇şte aldatma şakaları var ya mesela. Orada mesela kadının verdiği tepki mesela çok minimal kalıyor ya bazılarında. Çocuk da şey olabilir ama
Ulan demek ki aldatsam hani en fazla bu olabilir yani, anladın mı? Hani dediğin şey bir olumlu an. O yüzden buradan çıkması gereken ders hani şakadır demeyelim. Evet. Gerçek duygularımızı gösterelim. Öyle mi? Yani istiyorsan öyle olsun. Yani buna karşı var mı arttıran falan diye. Her şeyden ders çıkarmamız şart gibi geliyor bana. Yok, değil. Sevgili arkadaşlar, dün ofise geldim. Cevdet'le Artificial Intelligence, yapay zeka konuştuk. Dedi ki bir chatlimetli bir şey var dedi. ChatGPT. ChatGPT. Şaka falan da yazıyor hatta. Abi akşam gittim. Eve gittim. Bir baktım Caner Özgürtlü'de paylaşmış. Evet, o paylaşınca dur dedim gireyim. Cevdet'i aradım. Hangisiydi? Şu muydu bu muydu filan bir girdim. 4-5 saat düştüm arkadaşlar. Allah Allah. Abi. En son Mickey Mouse'a şiirler yazdırıyordum. Valla. Mickey Mouse için şiir okumak da isterim size. Mickey Mouse, Disney'in sevimli kahramanı. Efsanevi bir karakter olarak hayatımızda var. Küçükken büyüdük birlikte. Onunla maceralar yaşadık, kahkahalar attık. Mickey Mouse ile birlikteyken her şey mümkün gibi görünür. Onun sevimli yüzü, tüm korkularımızı unuturuz. Biraz adi. Biraz o bizim için arkadaş, her zaman yanımızda, kahkahalarımızı paylaşır ve bizi mutlu eder. Bence çok iyi ya. Yani şeye götürmüşsün çocukluğuna, daha bitkin şeyine götürmüşsün yani, yapay zekayı. En azından şairler güvende, ben daha bitkine götürmüşsün. Şairlerin elini alacak gibi şairler değil. Güvende, bir de bazı bilgiler eksik. Mesela beni şarkıcı zannediyor. Aa. Evet. Ben kendimi sordum. Kimdir bu herif? Necidir dedim. Bana dedi ki Türkiye'nin önemli şarkıcılarından şudur budur. Sonra dedim ki o zaman bir şiir yaz benimle ilgili dedim. Barış Kralioğlu Türkiye'nin sesidir. Onun söylediği her şarkıda duygusal bir güç vardır. Onun sesiyle herkesi kendine çeken bir güç vardır filan diye gidiyor. E hocam ama biraz şey yok yani. Biraz uyak yapar insan mesela. Ama şu an mesela Barış Hoca'dan duydum, Caner'den gördüm, birkaç kişi Mustafa'dan duydum, hani konuştuk falan. Kimse kötü konuşmuyor yapay zekanın hakkında. Ya. Herkeste böyle bir sevimli olma tarafı var. Ben ona şey yazdım. Siyasi şaka yapar mısın bana dedim. Yapmadı mesela. Bir korkutmuşlar daha. Anladın mı? Öyle bir yapay zeka. Sempatik bir yapay zeka yapmışlar ya. Enteresan. Bir aşk mektubu yazsan ilk cümlesi nasıl olurdu dedim. Allah Allah. Allah Allah. Bir aşk mektubu yazarken ilk cümle sevdiğiniz kişiye nasıl hissettiğinizi ifade etmelidir. İlk cümle genellikle duygusal ve romantik olmalıdır. Örnek olarak... Seni ilk gördüğümde kalbimin hızlandığını ve seni hayatımda her zaman arzuladığımı hissettim demiş. Abi birçoğumuzdan daha iyi bir cümle. Yani kuracağımızı. Akıyor valla yani. Valla biraz jenerik. Yani bu arada söylemesi. Merhaba okula mı gidiyorsun filan böyle hani genelde. Biz de daha bu akşam diyor. Siyasi dedin ya. Ben şey dedim. 90'lar yılına ait belki 90'lar diye orada bana örnek vermiş olabilir. Sen yaşını mı verdin ilk önce? Hayır. İşte siyasi şaka yapmasını istedim ben ondan. Evet. Ama 90'lar dedim. O yüzden yaptı yani. Belki sen... yeni deseydim ama yapmayacaktı. Ama ne yap? Son 20 yılla ilgili bir şey konuşmuyor çünkü. Güzel. 90'lar dedim siyasetinde birbiriyle tartışan komik bir skeç yaz bana dedi. Birbiriyle tartışan iki siyasetçiye dair. Mesut Yılmaz, Cansu Yılmaz falan mı? Ama bir dakika o gördüm ben onu. Onda isim yoktu. Atıyorum böyle Turgut Özal adına diye girmedi sonuçta. Şey diyor mesela. Siyasetçi A, siyasetçi B falan gibi bir şey. Siyasetçi A diyor. İşte ben şöyle yapacağım. Açıkla A kim falan diyor. Onu A kim, B kim falan diyor. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan diye vaatler veriyor. Sonra siyasetçi B. Siz bunlara kanmayınız sevgili vatandaşlarım. Normalde işte bunlar şunu yapmayacaklar, bunu yapmadılar falan diye böyle aşırı jenerik. Aa Erdal İnönü. Biraz zübük. Şey Erdal İnönü çok kibar. Zübük düzeyi vardı biraz hiç onun şeyinde. Görmüştüm ben. Evet. Fena değildi bence. Yok hocam daha var. Şimdi bu bilim kurgu bir konu olacak. Çok ben de iyi değilim. Pek okumadım etmedim ama. Yapay zekanın işte insanın artık şeyini kapasitesini ciddi ölçüde aştığı eşik noktası olarak... 2045 yılı öngörülüyor. Oğlum ne kadar narsisiz ya. Yapay zekaya bile şey yapıyoruz ya. Daha sen bir dur falan. Hani iki tane şaka yaptın neler, iki aşk mektubu biz neler yaptık koçum falan böyle olur mu ya? Şimdilik yani biraz böyle daha var dedi ya yapay zeka. Şiir konuşmayı ama niye bak şu örnekleri öyle bak şiir yaz demiş. Şerif diye böyle hemen ne hata? Hata nerede? Benim hatam. Şunu söyledim örneğindeki hata bak. Şeyin ya da 45. Şimdi biz yapay zekayı, tamam mı? Bir yapay zekaya karşı bütün insanlığın ortalamasını düşünüyoruz. Evet. Zimbabwe'ye falan at mı diyorsun? Hayır. Halbuki bireysel düşündüğün zaman çoğundan akıllı.
Anlatabiliyor muyum? Yani öyle düşündüğün zaman yok. Ver. Ya. Ceydet hocam bana ya. Coğrafyadan bir bölge söyle. Bunu da biliyorum. Doğru söylüyor. Evet. Böyle Avrupa. Yani bak soru bile bokta yani. Coğrafyadan bir bölge söyle. Yani hani. Onu bile korkuyoruz. Yani, yani, burası mesela. Sonra cevap. Mesela coğrafi gibi bölge. Rize'lerin falan %90'dan akıllı değil. Hayda. Nereden? Rize'ye sallıyor. Şey, komşun diye. Aa, benim hanım Rizeli bu arada. Al işte. Hadi ya. Bakalım. Çoğundan dedim size. Hanım hariç. Toparlamaya çalışıyor. Bu arada bir iş başvurusu mektubu yazdırttım. Böyle bir kalite olamaz ya. Ayşe aldılar sanırım. Bahçıvan'ın ağzından mektup yazdırdım iş başvurusu. Hayır bir de iş olsa. Ha. Arada bir dilimiz. Diyor ki ben diyor hayatımı diyor detaylandır diyorum mesela mektubu sonra detay ekliyor, blog ekliyor filan şey. Diyor ki hayatımı diyor bahçelerde geçirdim diyor. En iyi okullarda ağaç çiçek yetiştirdim. Senin adına mı böyle söylüyor? Tabii tabii. Sen ben, peki bununla ilgili verdin mi bir donaya? Ben dedim ki bir bahçıvan olarak iş başvurdu. Evde bir tane saksı var bilmem aldım falan diye. Onu mu büyütüyor? Yani, senin de vizyonunu tebrik ederim yani. Bir iş başvurusu örneklemi olarak bahçıvanlık yapmış. Ben bir şey çalışmak istiyorum da şimdi Cevdet hocama söyledim dün. Ben dedim böyle bir şey yapmak istiyorum dedim. Tabii ki ben herhangi bir şey anlattığım zaman hiç kimse benim hiçbir projemi onaylamaz ve beğenmez. O yüzden ben çoğu projemi hiç kimseye anlatmam. Güzel. Dün bir gaflette bulundum. Cevdet'e söyledim. Cevdet böyle tatsız tatsız. Yani olmaz. Evet. İşte falan. İstiyorsan git istiyorsan git yapay zeka yazdı. Çünkü sen dangalan tekisin. Sen git şarkıdan. O yüzden mi gaflette bulundum diyorsun? O yüzden. Cevdet anlattığın için yani bunu evet. Anlattığın için değil. O yüzden ben de gittim. Bir mektup hocam, projem vardı. Pasif agresif diye bir şey var ya. Onun barış agresif diye bir özel versiyonu vardır barışta. Mektup projemi hocam, ben de yazdım. Bana bir proje dedim sundu. Tamam dedi ki sundu derken yani bir bahsetti. Ben de dedim ki abi dedim bu ben göremiyorumdur. Bitmiş halini görmek lazım. Ama dedim bunu daha ilginç hale getirmek istiyorsan mektup yazma üzerine bir şey bu. Böyle fiction mektuplar yazayım diyor mesela. Ben dedim bunu bir sen yapay zeka yazdır. Yani bir anlamı olsun. Çünkü öteki türlü gözümde canlandıramadım diye öneri getirdim. Hmm. Bak burada böyle yankılanmış. Ben de ağlaya ağlaya yazdırdım yapay zekaya. Ağlayayım. Şu an ağlıyorum yapay zekaya. Cevdet ağzıma sıçtı. Onu bitirmek için çok iyi bir mektup yazmaya var mısın? Varım büyük harflerle cevap yapay zekadan. Öyle mi dedi büyük harfler? Ha ben o da mı gazakta mı geliyor? Peki arkadaşlar bak. Şimdi zamanında işte endüstride bilmem ne otomatizasyon. İşte işçiler şeyimizi mesleğimizi robotlar yapacak filan korkusu vardı. O döndü dolaştı bak bugün işte yazarlar, ressamlar, yok grafik tasarımcılar hani mesleğimiz elimizden gidiyor korkusu başladı falan. Hangi mesleği yapay zeka istese de yapamaz? Ya inşallah hepsini yapar ya. Ya hepsini yapsın ya. İnsanlık için rahatlık ya. Düşünsene her şeyi bunlara veriyorsun. Ya tamına koyayım ya. Yani yok. O konuda ben katılıyorum. %100 katılıyorum sana. Ya bence ya. Bence örneğin hukuku falan direkt vermemiz lazım örneğin. Anladım ben. İnsan hatasının olmaması gerekiyor. Hangi hukuk? Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Şu şey var ya böyle hani böyle yanlış yapıyoruz ya biz mesela. Onu yanlış yapamaz mesela. O neyi yanlış? Ya çanak çömlek yapıyoruz. Çanak çömlek yapıyoruz ya. Biz hep niye böyle dolgu gibi yapıyoruz. Mesela onu o yapmaz mı? Öyle bir hata yapmaz. Her şeyi yapar da hata yapmaz mesela. Biz ona gülüyoruz ya hep. Hala gülüyorum ben ona. Bu bir şey romantizasyonu mu? Yani işte hayat hatalarıyla güzel oraya mı getiriyorsun lafı? Kendi kendine geldi. Ben böyle bir şey. Benim çabam yoktu da. Öyle bir yapay zeka. Her boku yaparsın ama hata yapamazsın. Hadi bakalım. Hata kodu yazarlar hocam. Hatalı, hafif hatalı. %10 dandik yap. Hafif hatada çok güzel. Seks işçiliği yapamaz mesela. Nasıl yapamaz? Nasıl yapamaz ya? Hayal gücüne sen. Öyle bir yapar ki Cezo. Şu anda yapıyor. Yapıyor. Siz biliyorsunuz galiba. Yani robot mobot olması lazım. Oğlum millet mesela evleniyor kötü, lan şişme bebeğine var seks, öyle şeyler. Kötü seks şeyini ortalamasını da bizim ülkeden alabilir. Şiir yazabilir. Yazıyor işte. Yazmış. Dur, çok güzel değil. Tamam ama dur dinle. Dur. Ama iyi şiir yazabilir. Yazacak işte. Yaz... 2045 işte. Onun da eşiği o diyorum sana. Abi bu, şimdi bu yapay zekanın yazdığı şiire bak diye Twitter'da birisi yazdı ve 90 bin beğeni aldı. O da diyecek aa tamam. Bunları anladım diyecek. Varyasyonu böyle çakacak. Tak yapıştıracak. İşte bak o yüzden eğer mesela biz diyelim eğer dert ediniyorsak ay şeyimiz işimiz elimizden gidiyor falan filan. Algoritmayı sabote etmemiz lazım arkadaşlar. İşimizin elinden gittiğiyle ilgili korkuyu da bunlar verecek bence. Ya bu ne demek ya? Biz böyle duracağız. Vermiş ki zaten. Yok yok yapay zeka.
Evet, düşünsene şimdi buraya gönderdin. Yapay zeka bilmiyorum oturdu, robotum konuşuyor, sizle takılıyor filan. Muhabbet ediyor. Ondan sonra... Kendi diyor mesela, sen robot olarak onu dedi Cihan'da. Şimdi Barış böyle işimizi elimizden alacaklar yapay zeka diyen yapay zeka alacak evet, diyorsun. Evet, evet. Ya yapay zeka da 2032'ye kadar çok iyiydi de ondan sonra bozdu diye. Böyle bir şey soruyorsun. Sekte lan falan diyorsun. Evet. Tavır yapıyor. Ya ilk 10 sene çok iyiydi. Çalıştılar falan da. Sonra bozdu falan diye. Oğlum bak şöyle. Şimdi hani. Hani seçimlerde yapay zeka mı ben? Tabii tabii yani. Ha, 2045. Hangimiz vermedi ki falan diye. Onun olgunluğu şimdi bebek ya böyle ay yazık böyle saf saf atıyor. Şiir yazıyorsun. Mickey Mouse diziden çıkmıştır falan. Bir ergenliği olacak demek ki yapay zeka. Sanal bebekte de öyleydi ya mesela. İlk açtığında çok güzeldi. Sonra kokusu gelmeye başladı. Ya benim elimden düşmediği için. Bir de büyüdü kokuyor falan demiştim böyle. Bizim yapay zekanın da bu arada Mayıs diyorlar arkadaşlar. Nasıl yani? Bugün Sayın Bahçeli açıklama yapmış demiş ki. Şu konuya gel. Tabii. Geçtiğin konuya gel tebrik ederim. Sayın Bahçeli demiş ki. Bir şey değil abi. Biz oy vermeyeceğiz mi Allah Allah? Ne olur, kim olacak bizim aday? Bizim aday. Bizim aday mı? Yok yani bizim değil de. Ha? Cihan adayı. Ben dörtlü masanın adayı dörtlü Cihan'dır. Bu masadan beni aday yapıyorsanız belli ki beni kullanmaya çalışıyor. Ben bu masada aday olmam mesela. İyi bir destekleyici olurum. Bu masanın adayı bence sen olursun. Yok ya o Illuminati'si o gizli perdeler arkasındaki ben şey. Ben de onu tercih ederim. O zaman... Üçümüzden biri olsun Cevdet aslında. Olur. Barış Kimono çok şey ya yani terziler yavaş çalıştığı için gelen ürün paylaştığım anda gidiyor. O yüzden şey yapamıyorum mesela birilerine paylaş diyemiyorum. Atıyorum biri paylaşacak arkadaşım nerede hani ürünler diyecekler ondan sonra. Öyle bir şey olursa çok ben de paylaşmak isterim bu arada. Yani seri üretime geçersen. Şu an çünkü kariyerimin öyle bir dönemindeyim. Sürekli arkadaşlarımın yaptığı şeyleri paylaşan böyle. Sosyal medyam sadece kimsin o yüzden varmış ki. Arkadaşım hayırlı olsun demeyelim mi arkadaşımıza falan. Kendi hiçbir şey yapmıyor. Sürekli bir story'de başka arkadaşlarının şeylerini paylaşıyor. Bak evet, ben... Düz selfie koymak lazım hocam. Düz selfie. Düz selfie. Şöyle bir tane çekeceksin. Çapraz bakalım. Abi ben öyle fotoğraf koyduğum zaman bunu niye koydun diyen oluyor bana. Hani şaka. Hani şaka falan diye oğlum öyle bir şey olabilir mi? Şey hakkı yok hocam. Ya. Doğal işte böyle canım istedi. Sevgilimle poz verim hakkı yok. Sen her seferinde komik olmalısın. Olamıyorum. Olabilseydim. Hayır hayır onu demek istemiyorum. Yani insanlar öyle bakıyor demek istiyorum işte. Ben çok kötü bir şey bu bence. Evet. Ah be zor. Eve gidip ağlayan palyaçolarız. Öyle değil mi? Falan. Ben kendim için demedim. Ben. Onlar artık palyaço olacaklarını öğrendiklerini daha ağlamaya başlıyorlar o yüzden. Ya sikerim 250 liraya bugün de mi gideceğiz o marketin alışverişine falan diye. Öyle ben bakıyordum. Ben yapmıştım lise zamanlarında palyaço. Ben, çok dramlı bir iştir. Çok az para kazanılır ve sömürü düzeni vardı çok. Abi zaten sırf bu cümleyi kurabilmek için de biz bunu yaptık ya. Yani hakikaten böyle. Ya. Ben öyle düşünüyorum. Ben parasız yaptım. Ben kendi tiyatro oyununu tanıtıyor olmuş olmak için yaptım yani. O daha da rezil değil mi mesela? Ben tabii ki birilerini palyaço yapıp... o zaman da yine palyaço 20 sene önce de... işimiz vardı o zaman işte böyle... Maskotları giyip bir tiyatro oyunu yapılıyordu. Ya dedeler sofrasında da şöyle bir konsept güzel olmadı. Hemen karışıyor iş. İş güzel ama. Yok yok. Biraz yeniliğe ihtiyacımız var. Mesela süper kahraman kostümlerinizle farklı farklı otursanız falan böyle. Konuk da istediğini seçecek falan. Ya, bu konsept değil de bu sanki sen bir kostüm giymek istiyorsun ona bahane ama arıyorsun onun, gibi. Ama şimdi onun karakter özellikleriyle alakalı da kalacaksın. Yani karakterin de öyle. Barış Men falan tarzı bir şey olacak mesela. Yani, o oynayacaksın o karakteri. Yani. Mesela senin... Ha, pardon yanlış anladım. Evet şimdi Superman abi. Mesela senin nezdinde neyse. Okey. Masada. Şimdi nasıl cevap vereyim? Evet. İyi bir adam ne diyeyim? Belki sen şöyle de hayal etmişsindir ya. Sadece filmi mi izliyorsun? O adam mesela o filmin dışında, o filmin içine girdiğinde, onun hayatının bize gösterilmeyen taraflarında neler olduğu ile ilgili böyle fikir yürütmüyor musun? Tabii ki yürütüyorum. Elbette çok yürütüyorum. Mesela Batman'in seks hayatını görüyoruz ama örümcek adamı da gördük. Şeyi de Superman'i de gördük. Superman'i seks hayatını görmediğimiz kim var mesela? Abi Superman'i göremeyiz zaten. Superman seks yapıyor. Uçana kaçana hocam. Falan gibi diyor yani. Superman yapıyordur zaten. Yani, hızlı. X-Men'i gördük mü? Gördünüz mü? Ben izlemedim. Onlar çizgi romanda çok sevişirler birbirleriyle. Öyle mi? Tabii çatışırım. Seks hayatını görmediğim bir süper kahraman var mı? Buraya niye bakıyorsam hepsi oradayım şimdi. Ben de Hulk halini görmedik mesela. Hulk da kendini sikmiş de o hale gelmiş gibi yani böyle. Hadi hadi ya yapamadığı için o şekle gelmiş yani. O sinir yani halini. Ya bu arada aslında tabii süper güçlerle yaşanacak yeni seks fantezileri çok ciddi bir kapı açıyor. Bugüne kadar yeteri kadar da değerlendirilmemiş. Hani mesela atıyorum UFO olanlar, dev olanlar var filan. Biraz şu Boys dizisini sen izledin mi Cihaz? Evet.
Orada iki sezonunu izledim. Okey. Yani orada ufak tefek şeyler vardı. Fikirler vardı ortalığa atılan. Ya şey artık hepimiz için şey değil mi? Geyik olmaktan çıktı. Instagram bizi dinliyor değil mi? Netiz yani. Tabii canım ya. Tabii. Net bir şekilde keywordleri, anahtar kelimeleri seçiyor ve oradan sana love size reklamı yapıştırıyor değil mi? Ben şeyi de çok komiğime gidiyor. Böyle bazen telefonda diye ses gidiyor ya böyle. Sizde de oluyor mu? Evet tabii ki. Ha. Şey diyor, bir dahaki aradığında şey diyor, telefon dinleniyor. Oğlum gerizekalı, dinlense öncesinden böyle bir ses gönderilir mi yani? Yani dinlenmiyordur. Dinlense yani çok sessiz olması gerekli. Dinleyen birinin bir şey dinliyorsa. Ama o şeyi bilemezsin sen. Yani o meslek sahibi insanlar çok heyecan yapıyor olabilirler, anladın mı ya böyle? Ay ay. Orada koyacak. Ne? Mısır yiyordu. O acaba bir... o da olabilir. Öyle bir yerde dinliyorlar biz, değil mi? Bu ay bana Cihan Talay dinleme görevi verdiler. Hadi yiyeyim. Kendini ele gülerek verse ya. falan diye böyle. Dinleyen öyle. Abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Sizce ömrümüzün herhangi bir zaman diliminde dördümüzden herhangi biri kısa süreliğine bile olsa bir yerde... Bir gizli örgütte adımız geçtiği için dinlenmiş miyizdir? 10 saniye bile olsa bile... Ben net dinlenmişimdir. Neden? Niye böyle bir varsayım? Çok öyle hissettim ya. Ha his yani bir şeyin ben yok, kanıtı yok. Hissettim. Evet evet çok öyle hissediyorum. Ben hislerime de güvenen bir adamım. Ama böyle şöyle... Ha tamam geç bunu manyak manyak. Ha okey öyle bile yani. Olsa dinlenmiş miyiz? Abi bence şu an burası da dinlenmiştir benim nezdimde. Benim kendi... Öngörülerime göre siz de dinlenmişsinizdir. Ya tekrar hatırlatıyorum. Biz zaten kaydedip internete koyuyoruz. Yani bu biraz dinlenmiş. Onu demiyor. Hayatının diyor bir döneminde falan diyor. Yani. Bence şu anda mesela YouTube'a iş yapan, işte televizyona iş yapan daha farklı da görüyorlar ya. Bunlar böyle topluma şey yapıyorlar falan. Böyle bunların dediğini yapacak insanlar var gibi de geliyor olabilir ya. O yüzden belki dinlemiş olabilirler. Bir de şöyle değil midir zaten? Yani bakıyor işte bir yamuğunu yakalayıp bunu kontrol edersem işte işime gelir falan. O yüzden dinleyelim ki başka bir şey de olabilir. Yani şey illa düşünce özgürlüğüyle alakalı bir konu değil. Bir yamuğunu yakalarım oradan şantaj yaparım. Şey ama o çok o kötülük ya. İlla ki hata yapar insan yani. Bakalım abi. 3 yıldır dinliyorum ama sikeceğim biraz. Bu sene o sene ya. öyle dinlenir mi lan? Yani herhalde yarım saat dinlen anlar yani. Neden dinleme? Ha? Hocam adam insan kendi dinlemiyor ki. Herif tek hangi başına... konuşmanın, kimle konuşmanın dinlenilmesini istersin? Dinlediklerini biliyorlar. Kayınvalidem ben. Öyle mi? O kadar o kadar alttan alıp şey yapıyorsun ki böyle ay işte. evet. Yani. Dal geçiyor. Kılıbık başladı. Masum bir şey buldum Barış. Tebrik ederim. Hani cinsel şeyler muhakkak. Varsa öyle hayatında insanın. Yani herkesin olmak zorunda değil mi? Hayatta telefonda öyle şeyler konuşmam. Siber seks. Ha? Ben de şey yaparım yani imtina ederim öyle şeylerden çekilirim çünkü yani telefon deme lazım. Yapmıyor musunuz? Şimdi hiç yapmadığıyla artık yapmıyorum sırasındaki farkta yapmıyorum. Hocam yani. Ne dönemde yaptığını söyle ona göre bulsunlar kayıtları eskileri dinleyecekler ya. Lise ya hep herkes liseye suçluyor ya sanki lisede biz hepimiz böyle şeydik abazon dolaşan tiplerdi. Lisede yapıyordum ya falan diye. Lisede niye? Ben abazalızı dolaşıyordum. Ne var? Diplomayla beraber mastürbasyon yapmayı yasak falan. En son ne zaman mastürbasyon yaptın? Bazen sahne. Lisede abi. Belki o da bir kere, belki iki kere. Üniversiteyi kazandığım gün bıraktım. Yapıyorsun işte. Bana çekici gelmemiştir hiç ya şey. Telefon olayları yani. Telefonda ne edeceksin? Şu oluyor, bu oluyor. Telefonu bir götüne sokuyoruz. Yanlış anlamış. Bir ara 66 onlar vardı. Küçüldükçe bozuldu bu iş. evet. Teknoloji. Kapaklı çok iyiydi. Ben 2010'da bıraktım. Bunlar ki böyle. Cihan. Buyurun hocam. 70 milyona söylemek istediğin özel bir şey var mı? Neyle alakalı? Git TRT'ye çıkmayacak. Değer sofrasıyla ilgili. Ha dedin. yani sevmiyorsunuz siz bunu biliyorum ama ben de çok seviyormuşum gibi oluyorum böyle yapınca ama gerçekten burası böyle çok size ait bir yer olmasına rağmen sanki sizin evinizde ağırlanıyormuşum gibi. Eksik olma. Hakikaten öyle be. Güzel abi, diyor. Çok iyi bir. Bu arada ben hem seninle hem de Barış Hoca'yla falan ilk defa bir masada oturuyorum. Evet doğru. Ve çok keyif aldım. Zaten böyle hissediyordum. Niye o gün hani şey ki... masasında oturduk? Kokoreç mi? Ne masası oturduk? Ve ben o gün de yemiyordum hatırladın mı? Ben de yememiştim. Ayılayım diye. Farklı nedenlerden benim aynı yerim. Benim amaçlarım içerisinde de ayı kelimesi geçiyor.
Aa, bir de unuttuğumuz bir konu var. Biz Ocağın 30'unda sahneye çıkıyoruz. Beşiktaş İfte Dönerleri canlı yapacağız. Ocak 30'unda oyunun var mı? 30'unda oyunum olup Ocak 30. Ocak 30. Galiba yok. O zaman seni davet edelim seyirci olarak yani. Olur. 30'unda oradayım. Seyirci olarak diye peşinden söylüyor. Sürpriz. Hayır şimdi böyle yani. Ama bağır orada. Şey yaparım. Zorla sahneye mi çağırır? Sahneye çıkarız. Hocam ben bazen çişim geliyor cart diye kalkıp gidiyorum mesela. Öyle. Dedeler sofrasında öyle bir rahatlık var şeydi canlısında. Çat diye gidiyorum çünkü bira içiyoruz. Bizde şey olmuyor ya abi hani aa dedeler sofrasında bir etkinlik varmış dur bir gidelim hiç tanımıyoruz ama olmuyor ya bu tip etkinliklerde. Ya zaten gelen seyirci kitlesi zaten sağ olsun bizde bizim hani şeyimizi bilen hani tanıyan insanlar olduğu için biz de hakikaten kendimizi gösterdi bile hani evimize misafir almışız. Resmen yani. Özensizliğe, şımarıklığa kılıf uyduruldu şu an. Ben o zaman şöyle söyleyeyim size. Yok. Hani bunun nerelere atılır, nerelere atılmaz bilmiyorum. Ama neresini atarsanız atın bu yani keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum ben. Böyle hissettim. Bunun canlısını ben merak ettim. Tamam. Şu an dedeler sofrası reklam almış gibi oluyorum ama. Abi, zaten bir yerde size bahsetmiştim ben. Kariyerimin şu an öyle bir dönemindeyim. Bütün arkadaşlarımı övdüğüm. Ve ben paylaşacağım bu etkinliği de. Ümeyra Cihan'ı tekliyorsun. Sen paylaşıyorum. Paylaşacağım bu etkinliği. Nereden baksan 2000 kişi görüyor benim storylerimi. Güzel. Bir o zaman beraber olsun inşallah hocam. Let's go'lar başlasın. Teşekkür ederiz Cihan. Ben teşekkür ederim. Sofrası.